Kız ben ne bileyim. Ya olay şu. Nez gelirse ben gelmem. Nez'in açılışına gitmeyin. Açılışına giderseniz hayırlı olsun, sporisi atmayın. Kardeşim siz tabela almamışsınız. Bildiğiniz çoban olmuş o. Siz de sürüsünüz. Ben size ne yaptım lan? Nez sizin açılışınıza gelsin, doğumunuza gelsin. Her bir bokunuza koşsun gelsin Nez. Siz başkasının adı altında iş yapıyorsunuz diye para için dostunuzu satın. Yasemin beni niye engelledi? Yasemin'e benim merkezim yokken annem merkezinde işleme giriyordu. Kadına nasıl bir baskı yaptılarsa annem kalp krizi geçiriyordu. Seansları yarıda bıraktı. Ben de bunu doğal olarak karıya söyledim. Böyle böyle diye. Buna gidip Yasemin'e yetiştirmiş. Yasemin de iki gün önce bizi şey yaptı, engelledi. Yasemin'i ben çıkarmadım yani. Aman boşver, zaten siz bana zamanında diyordunuz. Abla sen bu nankörleri niye takip ediyorsun? Bu iki yüzleri niye takip ediyorsun diyordunuz. Ama ben hiçbirinizi dinlemiyordum. Olsun diyordum. İş yapıyorlar. Bazı mecburiyetleri var. İş yeri açtığımda hayırlı olsun dememelerine kadar anlam vermiştim. Hani olsun. Başka isimden aldılar. İstemiyorlarsa atmasınlar. Okey diyordum ama bir insanı doğum gününe niye çağırmazsın lan? Boş verin. Hiç umurumda değil. Hepsini de takipten çıkardım. Sürekli sosyal medyada bir şey oluyor, tamam mı? Hiçbiri beni paylaşmıyor, etiketlemiyor, desteklemiyor. Ama ne zenai de hepsini destekledi. Hepsinin açılışına, doğum gününe, doğumuna gitti. Korkudan beni etiketleyemiyorlar. Ama arka planda Nez biz seni çok seviyoruz. Biz onun karşısında duruyoruz. Seni savunuyoruz. Hani nerede lan? Kedi gibi bana yazıyorsunuz ama arkada hiç öyle yürümüyor işler. Ben neler söylerim de uzamasını istemiyorum. Sigaran var mı? Yok. Benim bekli. Neyse ya, şimdi çıkacağım zaten. Benim de bayilerim var. Tuğba da benim bayim. Servet de benim bayim. Çıktı gittiler doğum gününe. Davet edilmişler. İcab etmeleri lazım. Ben onlara şey mi diyeceğim? Onlar başkasından franchising aldı. Gidemezsiniz. O kadınla aynı ortak. Bunu mu diyeceğim? Kaç yaşında insanlarız? Sözde hanımefendinin benimle bir problemi yok ama. Benimle problemi olmayan insan maşallah aklınca beni dışlamaya çalışıyor da ben zaten sizle çoktan kesmişim ilişkimi be. Hanginizle görüşüyorum, hanginizle oturup kalkıyorum yani. Benim arkadaşlarım bana yeter. Benim ailem bana yeter. Ayıp yani. Şimdi niye gitmedin diye. Niye gitmedin diye. 1000 tane mesaj geldi. O mesajları gördüğüm için, yani sürekli de ben konuşmayana kadar devam edeceği için canlı yayın açtım. Bu kadar mı dostluk? Bu kadar mı? Bu kadar mı paranın köpeğisiniz ya? Ben bayağıdır görüşmüyorum ki aşkım onlarla. Fark etmişsinizdir. Bayağıdır görüşmüyorum. Yani Kayseri açılışına geldiler. Hayırlı olsun diye beni etiketlemediler ya. Nasıl bir korkuysa, nasıl emir aldıysa patronlarından. Toplantı falan yaptılar ya benim için. İşte Nez'in açılışına gidince onu etiketlemeyin, destek. Sanki ben sizin desteğinizle verdim 10 tane şubeyi de. Bu kadar danışan sizin desteğinizle gelecekti de bana. Ben kendi kendim başkalarının adı altında siz iş yaparsınız, ben değil. Neyse. Ben o günden beri görüşmüyorum onlarla zaten. Yazışmıyorum da. Dün yine de... Ay teşekkür ederim. Çakmak var mı? Dün yine de Nez dedim ki ön yargılı olma. Doğum gününü kutladım, story attım. Tamam mı? Bir de mesaj attım. Mesajda dedim ki kankicim dedim, beni çağırmadınız ama ben yine de doğum gününü kutlayayım dedim. İş atıyorum he. Neye çağırmadı kanka? Sözde haberi yok Tuğba'nın. Bu mesajı görünce insan anlar değil mi? Hadi senin haberin yok. Kocan da mı beni çağıramıyor? Merve de mi beni çağıramıyor? Birlikte organize ediyorlar sonuçta. Böyle bir iş attım. Dedim ki bir gün bekleyeceğim. Yine de ön yargılı olma Nez dedim. Bugün oldu, hala hiçbir şey almadılar. Ben şok. Benim reklama ihtiyacım yok ki aşkım. Arkadaşlar kimse kimsenin dostluğunu çalamaz. Karakter kişiye özgü bir şeydir.
Bakın benim de bayilerim var. Servet de benim bayim. Tuğba Burak da benim bayim. Doğum gününe davet edildiler. Arkadaşı sonuçta, hepimiz arkadaşız ya. Ben o küs olduğum kişi orada diye onlara gidemezsiniz gibi bir şey demedim. Diyemem de. Ben bu insanlarla iş yapıyorum. Ben çoban değilim ki. Ben başkan değilim ki onları kimle görüşüp görüşmeyeceklerine, nereye gidip gitmeyeceklerine karışayım. Telefon çekmiyor burada ya. Evet ya. Ne yapayım? Boş verin ya. Bu konuyla ilgili bana bir şey sormayın. Gerçekten çok kırıldım. Ağzıma geleni de saymak istiyorum. Kimin ne olduğunu anlamışsınızdır artık yani. Rezillik. Nankörlük. Başka hiçbir şey demiyorum. Yazık. Sen zaten beni çağırsanız ben nezaketen derim ki ya pek yakışık olmaz, hani o geliyorsa ben gelmeyeyim derim, ben gitmem, hani en azından Tuğba gider falan. Ne beni ne kız kardeşimi çağırmadılar. Ne oldu? Sen bizim dostumuzsun, kimse aramıza giremez diyordunuz, ne yaptım ben? Hayır, gitmezdim. Gitmezdim. Niye gideyim ki? Yok aşkım, Hazal'la ne sorun olacak? Tamam. Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Ben zaten takipten çıkarmam gerekenleri çıkardım. Dost dediğin iyi günde de kötü günde de faydalı insanlar demektir. Bu insanların bana iyi günümde faydası yok ki kötü günümde faydası olsun. O yüzden ben her şeylerine koştum. İyi ki de koşmuşum. Ben koştuğum için bunun karşılığını onlardan beklemiyorum zaten. Allah veriyor bana. Umarım hatalarını anlarlar. Umarım özürlerini dilerler. Tabii sessiz kalsınlar. Ne konuşacaklar? Artık çıkar meselesi. O yüzden ben çok fazla kimseyle görüşüp dostluk kurmuyorum artık. Uzun zaman önce kestim bunu. Sadece iş yaptığım insanlar, ailem, özel hayatım bana yeter. Mis. Fenomenlere dair her şey. Sen zamanında boşuna barıştın. Kazık atarlar yine demiştim, hatırlıyorsan. Emre demiştin ama hani ben diyordum ki olsun, kötü olmasınlar, iş yapıyorlar falan. Hani ben kötü niyetli olmadığım için. Son seansları bekliyorum. Çıkacağım, eve gideceğim. Arkadaşlık nedir? Dostluk nedir? Bir yer açarsın, hayırlı olsuna gelir. Destek olur. Bir şey yap. Destek olur. Kötü bir şeyin olur, destek.